arkası yarın. Annelerin rızası. Beşinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Eser Ünal Bolat. Uyarlayan Tayfun Türkili. Yayını hazırlayan Erol Güldiken. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Anadolu'nun bir kasabasında öğretmenlik yapan Tevfik, daha önce tanışıp sevdiği İstanbul'da yaşayan Gülcan adlı tezgahtar bir kızla evlenmeyi düşünmektedir. Ancak her iki gencin annesi bu evliliğe karşı çıkmaktadır. Bu sırada Tevfik öğretmenin yaşadığı kasabaya bir hırsız dadanır. Sayısız ev soyan ve bir kişiyi de yaralayan hırsızın yakalanması için polis Tevfik öğretmene hırsızın robot resmini çizdirir. Tevfik öğretmen çizdiği resim sayesinde hırsız yakalanırsa polisten para ödülü alacaktır. Ve bu ödülle de sevdiği kız Gülcan'la evlenecektir. Resminin gazetelerde çıkması üzerine hırsız ertesi günü yakalanır. Ancak resmini çizdiği için Tevfik öğretmenden bunun intikamını alacağını söyler. Bu arada evlenme konusunda annesiyle kavga eden Gülcan, Tevfik öğretmene telefon ederek yanına geleceğini ve otobüs garında kendisini karşılamasını söyler. Ancak Tevfik uyuyakalınca garda bekleyen Gülcan, Tevfik'in lojmanına gider ama burada sevdiği gencin annesiyle karşılaşır. Gülcan'ı başından beri istemeyen Tevfik'in annesi, Gülcan'ın yanlış yere gelmişsin diyerek eve almaz. Allah, nereye gitmiş olabilir bu kız? Bırak şimdi kızı da iki lokma yemek ye. Uyandığından beri ağzına lokma koymadın oğlum. Allah aşkına anne, böyle durumda nasıl olur da yemek yemeyi düşünürsün? Benim aklım fikrim Gülcan'da. Kız bu kasabanın yabancısı, yol bilmez, iz bilmez. Eğer geldiyse nereye gitmiş olabilir? Oğlum bırak şimdi kızı. Eğer kasabaya gelmişse nasıl olsa evimizi bulur. En iyisi ben bir de lojman bekçisine sorayım. Bekçiye ne soracaksın? Gülcan'ın lojmanlara gelip gelmediğini. Evet, genç bir hanım geldi. Sizin evinizi sordu, ben de tarif ettim öğretmen bey. Peki sonra nereye gitti o hanım? Sizin eve doğru gitti. Yoksa gitmemiş mi? Yani bizim eve doğru gittiğini gördün, öyle mi? Tabii. Anne, anne doğru söyle. Gülcan bizim eve geldi mi gelmedi mi? Bekçiyle konuştum. Ona bizim evi sormuş. Bekçi de bizim evin bulunduğu tarafı göstermiş. Ne demek istiyorsun sen? Yoksa o tezgahtar parçasını bulamadığın için şimdi de öfkeni benden mi almak istiyorsun ha? Anne, demek istediğim Gülcan kasabaya gelmiş ve bizim lojmanları da bulmuş. Bekçiye benim adımı vererek kaldığım daireyi sormuş. Bekçi de bizim dairenin bulunduğu yeri göstermiş. Yani o kız buraya gelmiş de ben mi kabul etmemişim onu? Bunu mu demek istiyorsun? İyi düşün. Hiç kimse gelip kapımızın zilini çaldı mı ana? Biri çalmıştı galiba. Demek galiba ha? Geldi ve sen onu geri çevirdin, eve almadın. Gelenin Gülcan olduğunu nereden bilebilirdim ki oğlum? Yapma ana. Onun Gülcan olduğunu bal gibi de biliyordun. Nasıl perişan olduğumu, nasıl üzüldüğümü görmüyor musun? Neden yaptın ana? Neden eve almadın? Neden geri çevirdin? Genç bir kızı gecenin bu saatinde sokakta bırakmakla ne büyük bir günah işlediğinin farkında mısın? Yeter artık canım. Esas günah elin kızı için anaya bağırıp çağırmaktır. Bıktım artık. Ne halin varsa gör. Yazık, yazık. Seni 9 ay karnımda taşıdım. Büyüttüm. Bu mu olacaktı karşılığı? Yarabbi. Sen bana sabır ver. Sen bana tahammül gücü ver. Ne yapacağım şimdi? Nerede arayacağım Gülcan'ı?
Aram eve almadığına göre mutlaka günlük kırılmıştır. Böyle bir durumda ne yapar insan? Tabii ya, tekrar otobüse binip geri döner. O zaman Gülcan terminaldedir. Tabii mutlaka terminale gitmiştir kızcağız. Hemen oraya koşayım. Mutlaka Gülcan'ı orada yakalarım. İnşallah otobüse binip gitmemiştir. Acaba buralarda mı hala? Ha! İşte gördüm. Gördüm. Gülcan! Gülcan! Tevfik bu. Tevfik! Tevfik nerelerdesin Allah aşkına? Gülcan, seni bulamayacağım diye o kadar korktum ki. Neden karşılamadın beni? Neden bu yabancı yerde yalnız bıraktın? Şekerim, daha sonra anlatırım canım. Hadi evimize gidelim. Evimize mi? Ama senin annen... Biliyorum Gülcan. Her şeyden haberim var. Yaşlı kadın o, kusura bakma. Ben zaten ağzıma geleni söyledim ona. Peki sen neden karşılamaya gelmedin beni? Annemin yüzünden. Otobüsün gelinceye kadar biraz kestireyim dedim. Arama da sıkı sıkıya tembih ettim. 6'da kaldır diye. Mahsus uyandırmamış beni. Beni de eve almadı Tevfik. Bile bile burada öyle biri yok diye geri çevirdi beni. İnan o anda her şey bitti sandım. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim dedim. Bilmediğim, tanımadığım bir kasabada hırlısı var, hırsızı var. İyi ki geldin. Yoksa ilk kalkacak otobüste İstanbul'a gidecektim. Ben çaresiz ana evine döndüğümde de anamın istediği biriyle mecburen evlenecektim. Geçti. Hepsi geçti Gülcan. Bundan sonra gözyaşı yok, sıkıntı yok. En güzeli de hasret çekmek yok. Artık ikimiz varız. Bak birleştik. Ölünceye kadar da hep birlikte kalacağız seninle. İnşallah öyle olur Tevfik. Hadi gel. Evimize gidelim artık. Ya annen? Benim yüzümden kavga etmeyin sakın. Boş ver. Seni sevdiğimden beri hep kavga ediyoruz onunla. Bu yüzden kavgaya şerbetliyim. Önemli olan benim kavga etmem değil. Onun sözleri senin canını sıkmasın. Bir süre tahammül gösterirsin. Göreceksin, her şey yoluna girecek sonunda. Gülü sevenlik kendine katlanır diye boşuna dememişler. Ben de seni sevdiğime göre çaresiz annenin tafrasına ve sözlerine katlanacağım artık. İyi geceler öğretmen bey. Kim o? Ah, siz misiniz memur bey? İyi geceler. Hocam kutlarız sizi. Hayrola? Haberiniz yok mu? Kasabamızı dehşete salan o cani hırsız sonunda yakalandı. Hayır. Haberim yoktu. Çok sevindim bu habere. Sizin sayenizde yakaladık onu hocam. Siz o caninin robot resmini çizmemiş olsaydınız şimdi o hırsız hala fakir fukaranın canını yakıyor olacaktı. Bu yüzden hırsızı yakalamamızı size borçluyuz. Estağfurullah, ben bir şey yapmadım. Öyle demeyin hocam. Hırsızın resmini çizmemiş olsaydınız yakalamamız mümkün olmazdı. Neyse, tutmayayım sizi. Misafiriniz var galiba. Aa, evet. İyi geceler size. İyi geceler hocam. Polisin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Sen kimin robot resmini çizdin de yakalanmasını sağladın Allah aşkına? Son bir aydır kasabaya bir hırsız adanmıştı. Soymadığı ev kalmamış. En son birisini de bıçakla yaralamış. Polis benden hırsızın tarifi üzerine resmimi çizmemi istemişti. Ben de çizdim. Olay bu işte. Peki bu işten herhangi bir kazancın olmadı mı? Henüz olmadı. Ama olacak tabii. Komiser eğer resim sayesinde yakalanırsa para ödülü alacağımı söyledi. Çok para mı bari? Hatırı sayılır bir miktar. Yani seninle evlenip yuva kurmamızı sağlayacak kadar. Kasabeyi soyan hırsız vardı ya, mahkeme 10 yıl ceza vermiş ona. Öyle mi? Şimdi buradan çıkartıp cezaevine gönderecekler. Onu bekliyoruz. Ya o cani burada, öyle mi? Ya. Aa, çok çirkin bir yüzü varmış. Bir de ben göreyim şunu yakında. Şuraya bak, şuraya. At hırsızı gibi adam. Yeter dağılın. Yoksa hepinizi karakol basmaktan tutuklarım. İnşallah hapisten. Adaleti engellemeyin, dağılın diyorum. Dağılın bakayım, hadi arkadaşlar dağılın. Nerede o öğretmen, nerede? He, o burada yok mu? Kapa seneni.
Verin onu bize. Benim resmimi çizen öğretmene söyleyin. Hapisten çıkar çıkmaz ilk işim ondan bunun hesabını sormak olacak. İntikamım korkunç olacak. Gel Gürcan, içeri gir. Annem bir şey derse? Tevfik, sen mi geldin oğlum? Biz geldik anne. Yalnız değil misin? Hayır, Gülcan'la birlikte geldim. Bak işte sevdiğim kız bu ana. İyi akşamlar, elinizi öpeyim. İstemez, sana öptürecek elim yok benim. Anne! Sen karışma. Anasının rızasını almadan evden kaçan bir kızın bu namuslu evde işi yok. Anlıyor musun beni? Ama ben oğlunuzla... Anne kendine gel. Neler söylediğinin farkında mısın? Evimize gelen bir misafirle nasıl konuşursun böyle? Bana nasıl konuşacağımı sen öğretemezsin. Ne yani? Şu kim olduğu belli olmayan bir tezgahtar parçası için seni karnında taşıyan, doğuran, büyüten, bugünlere getiren anana laf mı söylüyorsun? Yaptığın çok ayıp anne. Gülcan'ı yanlış yere geldin diye eve almadın. Şimdi de evden kovmaya kalkıyorsun. Buna hakkın yok. Bu kızı sevdiğimi, onunla evlenebilmek için can attığımı biliyorsun. Yazık, yazık. Keşke seni doğuracağım taş doğursaymışım. Seni bugünlere getirmek için saçımı süpürge ettim. Bin bir çile çektim. Ya Rabbi, karşılığı bu mu olacaktı? Ana, böyle konuşup da hem bana hem de kendine azap çektirme. Evet, beni doğurdun, büyüttün, bugünlere getirdin ama bunun karşılığını benim gönlümü verdiğin birini bana yasak etmekle mi alıyorsun? Beni hayata küsmüş, hayattan zevk almayan, mezara kadar iki gözü iki çeşme ağlayan biri mi yapmak istiyorsun? Anlamıyor musun anacığım? Ben Gülcansız yaşayamam. Seviyorum onu. Seviyorum. Hem hangi ana oğlunun mutsuz olmasını ister ki? Söyle, sen benim mutsuz bir olmamı ister misin ana? Ha? Elbette istemem oğlum. Eğer ben bu kızı sana layık görmüyorsam bu senin iyiliğin içindir. Neden anne? Gülcan'ın ne kötülüğünü gördün? Hangi yanlış hareketini gördün ki onun için böyle söylüyorsun? Kendi başına kalkıp koca evine giden kız, kusura bakma ama sağlam pabuç değildir benim gözümde. Yeter anne. Hala hakaret ediyorsun Gülcan'a. Eğer Gülcan ana evini terk ettiyse benim için terk etti. Beni sevdiği için terk etti. Bunun farkında mısın, değil misin Allah aşkına? Yapma Tevfik. Benim yüzümden annenle kötü kişi olma. Eğer beni istemiyorsa ilk otobüste geri dönerim. Saçmalama Gülcan. Seninle evlenecek olan benim annem değil. Bakma şimdi böyle konuştuğuna. Önünde sonunda istese de istemese de seni gelin olarak kabul edecektir. Ben bakarım. Buyurun. İyi akşamlar hocam, ben polis memuru Ziya. Buyurun memur bey. Eğer işiniz yoksa komiser bey sizi karakola kadar çağırıyor hocam. Hayrola, bir şikayet falan mı var? Bilmiyorum hocam, sadece evdeyse söyleyin karakola kadar gelsin dedi. Peki olur olur. Yalnız izin verirseniz üstüme bir şey giyeyim. Tabi biz lojmanların kapısında araba içine sizi bekliyoruz hocam. Hemen 5 dakikaya kadar giyinip geliyorum. Bak Siri'ye bak. Komiserin zamanlaması da harika. Daha anamla sevdiğim kızı barıştıramadım. Şimdi bunları nasıl yalnız bırakıp gideyim? Hay Allah. Ne oldu Tevfik? Kimmiş gelen? Ağır ol bakalım kızım. Daha bu eve geleli bir saat bile olmadı. Bırak da kimin geldiğini ben sorayım oğluma. Allah aşkına başlamayın gene. Zaten yeteri kadar canım sıkılıyor. Komiser çağırtmış beni. Hemen karakola gelsin demiş. Karakoldan mı çağırmışlar? Yoksa hakkında şikayet mi var Tevfik? Olmasa şaşardım zaten. Bak, senin yüzünden oğlumun başı derde de girdi. Görüyor musun? Şırfıntı. Anne! Anandan habersiz evden kaçıp da bekar bir adamın evine sığınırsan elbette şikayet olacak. Sen burasını ne sandın? Nikahsız bir kızın bekar bir adamın lojmanında işi ne ha? Anne, susar mısın Allah aşkına? Daha ne olduğunu anlayıp öğrenmeden Gülcan'ı suçlamaya utanmıyor musun? Ya, demek şimdi suçlu ben oldum ha? Doğurup büyüttüğüm oğlum anasını utanmazlıkla suçluyor. Şeytan görsün yüzünüzü. Bir daha tek kelime bile etmeyeceğim artık bu evde. Tevfik, bu iş böyle olmayacak. Karakola kadar gitmişken dönüşte bana bir otobüs bileti alır mısın? Anlayamadım. Ne yani, gidecek misin buradan? Başka çare var mı? Görüyorsun işte. Annen her iki kelimenin arasında beni suçluyor, aşağılıyor, olmadık laflar ediyor. Hangi kız buna dayanır Allah aşkına? Bak, biliyorum haklısın. Ama hemen karar verme Gülcan.
Anamdır, başımdan atamam. Sen de sevdiğimsin, sevdalımsın. Seni de gözümden çıkaramam. Haklısın ama daha ilk geceden birbirimize girdik işte. Ne yapsan nafile, annem beni gelin olarak kabul etmeyecek. Çünkü onun gönlünde daha başka gelinler yatıyor. Tıpkı benim annemin gönlünde başka damatların yattığı gibi. Bak Gülcan, senden bir ricam var. Eğer beni hakikaten seviyorsan... Seviyor muyum? Sevmesen burada işim ne Tevfik? Ana ocağını terk edip de buraya gelir miydim hiç? Madem öyle, biraz daha dişini sıkmanı istiyorum senden Gülcan. İnan bana, zaman en iyi ilaçtır. Neyse, polis arabası lojmanın önünde beni bekliyor. Onları daha fazla bekletmeyeyim. Durum neymiş öğrenir, hemen gelirim. Bu arada sen de ne olursa olsun annemle takışma. O sana ne derse desin sesini çıkartma. Ne olur, ne olur güzelim. Peki Tevfik, katlanmaya çalışacağım. Beşinci bölümü dinlediniz. Altıncı bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.